Merhaba arkadaşlar. Kazım Hoca'yla Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3-4-5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Evet günlük hayatta uygulamalar bir test ile devam edelim. Evet ilk sorumuz şöyle aşağıda bazı araçların yaptıkları hareketlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen, bir amaç, verilen hangilerinde araçlar e imeli bir hareket yapmıştır diyor. İğmeli bir hareket yaptığını söylüyor. Şimdi iğmeli hareket arkadaşlar cismin hız değişimi olması gerekiyor. Öncelikle onu söyleyelim. Evet birinci öncümüzü okuyalım. Doğrusal bir yolda hareket eden bir kamyon hareketin her iki saniyesinde eşit yollar almıştır. Eğer cisim her saniyede aldığı yol x olursa her saniyede x alırsa arkadaşlar bu nedir? Sabit hızlı bir hareket. O zaman iğmeli hareket olmaz. Eğer hız sabit olduğu zaman hız sabitse iğmeli diyeceğiz. İğmenin sıfır olduğunu söylememiz gerekiyor. İkinci ifade geçelim. Doğrusa bir yolda ilerlemekte olan bir tren hareketinin ardışık ilk 3 saniyesinde 10 metre, 30 metre, 50 metre. Cismin aldığı yol düzenli olarak, düzgün olarak ne yapıyor? Artıyor. O zaman bir artış var, hız artış var. Eğer hız devamlı artıyorsa o zaman burada bir iğme vardı. İğme ne yapar? Cismin hızını artırır. Cismin hızını artırırsa cismin aldığı yolda ne yapmış olur? Artmış olur. O zaman ikinci ifademiz iğmeli bir harekettir. Doğrusal bir yolda ilerleyen bir tırın birim saniyedeki hız değişimi sıfırdan farklıdır. Eğer hız değişimi sıfırdan farklı olduğu zaman mutlaka bir iğme vardır ve iğme sabitti diyeceğiz. ama zaman ime hareket yaptığını söyleriz. O zaman cevabımız 2 ve 3'te iğmeli hareket yaptığını söyleriz arkadaşlar. İkinci sorumuza geldik. Uzunluğu 50 metre olan pistin en üst noktadan kendini serbest bırakan bir kaykaycı... Düzgün hızlanarak pistin en ucuna 5 saniyede ulaşıyor. Kaykaycının ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi kaykaycının buradan başlangıç hızının 0 olduğunu biliyoruz. Ve buraya geldiği anda hızının arkadaşlar V olduğunu biliyoruz. Ve cismin aldığı yolda 50 metre. O zaman biz bunun bir hız zaman grafiğini çizersek. Hız zaman grafiğini şöyle çizelim. ve burası hız burası zaman eksenimiz olsun. Şimdi burası v eksenimiz, burası t eksenimiz. Şimdi kay kaçı sıfırdan başlayacak hızla ne yaptı? Sıfırdan e, belli bir hıza v'ye çıkardı. Ne kadar sürede? Şöyle yapalım. Zaman eksenini şöyle yazarsak o zaman şuraya geldiği andaki hızı v olsun. Buraya geldiği zamanki süre 5 saniye süreyi zaman vermiş arkadaşlar. Şimdi burada e, hız zaman grafiğinin bu alanı, şu alanı niye veriyor? Yer değiştirme. Bu yer değiştirme o zaman 50 metre olduğuna göre yer değiştirme nasıl buluruz? V çarpı T bölü 2'den. T'miz de burada kaçtı? 5'ti. O zaman yani 5 kere 2. Buradan sadeleştirme yaparsak burası 10 olur. 10 kere 2. V'miz burada 20 metre bölü saniye oldu. O zaman hızımızın buradan 20 metre bölü saniye olduğunu görmüş oluyor. Bize iğme söylüyor. tanımı neydi? İğmenin tanımı delta V bölü delta T. Delta V hız değişimi. Buradaki hız değişimi ne kadar? 20'lik hız değişimi var. 20'lik hız değişimi ne kadar sürede? Burada 5 saniyede. O zaman 20'yi 5'e bölersek 4 metre bölü saniye karelik iğmemiz oluşmuş oluyor. Evet, ikinci sorumuza geldik. Sorumuz şöyle. Son 390 metresi doğrusal olan şekil 1'deki koşu yüklüsünde koşmakta olan bir atın. Bu bölümdeki hız zaman grafiği şekildeki midir? At yarışın son 150 metresini diyor. Kaç saniyede koşmuştur? Şimdi arkadaşlar bize hareketinin hız zaman grafiğini vermiş. O zaman hız zaman grafiğini bir inceleyelim. Burada hız zaman grafiğinin alanın cismi aldığı yolu verir. Toplam 390 metre yol aldığını biliyoruz ama ne kadar zamanda gittiğini bilmiyoruz. Şuradaki alanı bir hesapladığımız zaman bu alan 20 çarpı 15'ten ne oldu? 300 metre demek ki burada yol aldı. Geriye toplamda kaç metre kaldı? Toplam 390 oldu şimdi. Demek 300'e kadar sabit hızla gitmiş. Ondan sonra at ne yapmış? Hızlamış. Son 90 metresini hızlamış. Demek ki şurası 90 metre. O zaman biz burayı bulmak için şuraya ne diyelim? Şuraya T üstü diyelim. Bu alanı hesaplarsak 90'ı vermişler. O zaman yamuğun alanda alt taban üst taban ee, toplam bu alanın 90 olması için o zaman 20 artı 25'lik alt tabanı var çarpı e, yükseklik diyelim buraya t üstü diyelim bölü 2. Şimdi bunu işlem yaptığımız zaman 90 eşittir 45 bölü 2 çarpı t üstü dersek 90'ı 45'e bölersek 2 olur. O zaman e, ikinci kısımdaki aldığı e, zaman ne kadar 4 saniye. Demek ki şurada arkadaşlar 4 saniyelik bir zaman geçti. Ama toplamda 150 metre alması lazım. O zaman şöyle diyelim. Şimdi 150 metrenin 90 metresini 90 metresini kaç tane daha aldı? 4 tane daha aldı. Geriye ne kadar kaldı? 60 metre. 60 metre de o zaman şurada alması lazım. Çünkü şu kısmı alması gerekiyor. O zaman bu kısmı 60 olması için. Şimdi burada hızın kaç olduğunu biliyoruz. 20 olduğunu biliyoruz. Ama zamanı bilmiyoruz arkadaşlar. O zaman Şöyle diyelim 60 olması için 20'lik hızla T1 sürede aslında orada. T1 süremiz ne oldu buradan? 3 saniye oldu. 3 saniye burada geçti. 4 saniye de burada geçti. Demek toplamda o zaman 7 saniyelik bir zaman geçmiş oluyor. Evet, dördüncü sorum şöyle. Hıza 108 km/h olan bir yolcu tren istasyona yaklaşınca sabit yavaşlama ivmesiyle 360 metre olarak duruyor diyor. Yani trenin trendin yavaşlama ilmesinin bir yükleniyor olması lazım. Şimdi bizim burada arkadaşlar tabii ki yine hız zaman grafiği üzerinde ilmeğe gitmemiz gerekiyor. Hız zaman grafiğini şöyle hızlı çizdiğimiz zaman burası hız, burası hız. zaman ekseni olsun. Ve hızımız burada V hızında ne yaptı? Aşağı doğru indi ve en sonunda durduğunu söylüyor. O zaman veriler üzerine yazdığımız zaman burası V. Yani v hızı. V hızının ne olduğunu şu an ne yapmıyoruz bilmiyoruz arkadaşlar. T'yi de bilmiyoruz. Şimdi burada V hızını soruda vermiş ama kilometre olarak vermiş. Biz ama metre bölü saniye. O zaman 108 kilometre. 108 kilometre bölü H hey arkadaşlar. Metre bölü saniye. 108 kilometre ne yapar? 3 sıfır atarsak 108 bin olur. 1 e, bir saatte kaç saniyedir? 3600 saniyedir. Bunu buna bölersek arkadaşlar. 1080'i 36'ya böldüğümüz zaman ne oluyor? Buradan 30 metre bölü saniyelik bir hızımız oldu. Şimdi o zaman bu hızımızın 30 metre bölü saniye olduğunu biliyoruz. Cisim toplamda 360 metre yol almış. 360 metre yol almış için buradaki t'nin kaç olması lazım? Şöyle yapalım. 360 eşittir. Hız, zaman grafiğinin alanı bize yer değişimi veriyor. 30 çarpı t bölü 2. Şimdi sadeleştirme yaparsak 360 bu sıfırlar gider. 36'yı 3'e bölersek 12 olur. O zaman t'miz kaç oldu buradan? 24 saniye oldu. Demek ki t'yi 24 saniye olarak bulduk. Şimdi bize iğmeyi soruyor. İğmenin tanımı neydi? İğmenin tanımı delta v bölü delta t. Delta v'miz o zaman burada yine ne kadar hız değişimiz var? 30'luk. Zaman da burada arkadaşlar t eşittir. 24 saniye. 30'u 24'e bölersek ne olur? 1 olur. Buradan 1,25 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluruz. Evet, geldik. Beşinci sorumuzda eğimi sabit olan bir yokuştan pedal e, çevirmeden inen bir bisikletti. Sabit 2 metre bölü saniye ilmeyle 5 saniye hızlan 5 saniye hareket ediyor. 5 saniye sonra hızı 30 metre olduğuna göre aldığı yol nedir? Şimdi cismin aldığı yolu sorduğu için yine arkaca hız zaman grafiğini çizmemiz lazım. Hız zaman grafiğinin alanı bize yerleşiyor. O zaman hız ve zaman eksenini şu şekilde yapalım. Şimdi cismimiz ne yapıyor ee, aşağı doğru e, tabii ki yokuş aşağı gidiyor yok cismin hızının biz kaçtan başladığını bilmediğimiz için V'den başlatalım en sonunda 5 saniye sonunda hızı ne yapmış 30 olmuş evet grafiğimiz şöyle bir düzenleyelim arkadaşlar burası e, değer grafiklerimiz olsun şöyle şimdi burada hızımızın son onda kaç saniye olduğunu biliyoruz 30 metre bölü saniye ama kaçtan geldiğini bilmiyoruz kaç saniyede gelmiş 5 saniyede gelmiş arkadaşlar. 5 saniye demek ki burası t ekseni, buranın v eksi olduğunu biliyoruz. Şimdi bize e, iğmesini soruda vermiş. İğmenin değeri a burada. Evet a'sı 2. İğmeyi biz hız değişimini nasıl biliyoruz? Hız değişimini a çarpı t'den bulabiliriz. 2 çarpı 5'ten o zaman hız değişimi ne kadar? 10 metre bir saniye. 10 metre bir saniye artması için o zaman hızının kaçtan başlaması? 20. Çünkü 20'den 10 metre bir saniye arttırdığında 30'a geldi. O zaman bu grafiğin alanı bize yerleştirmeyi verir. Ama bu grafiğin alanı hesaplayalım. Yine yamuk alanı hesaplayayım. Alt taban 20, üst taban 30 çarpı yükseklik bölü 2 dersek 50 çarpı 5 buradan 250. 250 bölü 2 yaparsak o zaman cismin toplamda aldığı yol ne kadar? 125 metre yol almış olur. Evet, geldik başka sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Yatay bir yolda sabit 20 metre bölü saniye hızla ve 40 metre bölü saniye hızla birbirine doğru hareket etmek olan K ve L araçlar aralarında 400 metre var ki aynı büyüklükteki İM ile yavaşlama başlıyorlar. Her iki araçta durduğunda ön uçları aynı hizada olduğuna göre yavaşlama İM'nin büyüklüğü nedir? Şimdi cisimler ne yapmış arkadaşlar Bir cisim K aracı buraya geldi, bu tarafa doğru yönelmiş. L aracı da buraya gelmiş arkadaşlar. bu tarafa yönelmiş. Ve ön uçları ne yapmış? Aynı zaya gelmiş. Şimdi burada her iki araçta ne yapmış arkadaşlar? Durmuş. O zaman her iki aracın da son hızının sıfır olduğunu bileceğiz. Şimdi bu araçların bize e iğmeleri aynı diyor. E i̇ğmeleri aynı olduğuna göre, şimdi biz bunları ne yapalım? Yine hız zaman grafiğini izleyelim. Hemen şöyle arkadaşlar, her iki aracın da hız zaman grafiğini tek tek çizdiğimiz zaman... Şurası v y t ekseni olsun arkadaşlar. Şurası v ekseni, burası t ekseni. Şimdi birinci aracımız hangi yönde gidiyor? Artı yönde 20 ile ne yaptı? Durdu arkadaşlar. Diğer aracımız da 40 ile ters yönde gidiyor. Bu tarafa durdu. Şimdi bunların her ikisinin ivmesi aynı. Şimdi ivmesi aynı olduğuna göre burası 20 yazsak, buraya t yazsak, buraya 40 yazarsak buraya 2t yazmamız lazım. Neden 2t yazdık? Çünkü ivme hız değişimi zamanı. Çünkü ivme e, delta V bölü delta T değil miydi arkadaşlar? Bunun delta, bunun ilmesinin A, bunun ilmesinin de A olduğunu bildiğimiz için 20 bölü T, 40 bölü 2 T aynı oran olması lazım. Şimdi her iki aracın toplam aldığı yol 400 metre. Demek ki bu buradaki alanların ne olması lazım arkadaşlar? Toplam şuradaki alanların toplam 400 olması lazım. O zaman alanları hesaplayalım. 400 metreyi nasıl bulurduk? 20 çarpı T bölü 2'den burası ne yapar? 10 T yapar. Burada 10 t'lik alan var. E, artı arkadaşlar buradaki alan ne kadar? 40 çarp 2 T bölü 2'den de ne yaptı? Buradan 40 T geldi. Ben yani 40 T'de buradan alan var. Evet, yani i̇şlemi yaptığım zaman 400 eşittir. 50 T olursa T buradan kaç geldi? 8 tane geldi. Demek ki buradaki zaman 8 iken buradaki zaman 16 arkadaşlar. 16 olduğunu görüyoruz. Şimdi bize iğmesini söyle. İğmesi her ikisinin iğmesi aynı olduğu için. Buradan bir tanesinin iğmesini bulalım. A eşittir. Delta V bölü delta T. Şimdi delta V burada ne kadar? 20'lik bir hız değişimi var. 0 inmiş. Kaç saniye? 8 saniyede. 20'yi 8'e bölersek. E, bunu ne yapalım? 2'ye bölersek 10 yapar. 2'ye bölersek 4. Tekrar 2'ye bölersek 5 bölü 2 olarak ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. O zaman e, araçların yavaşlaması 1 bölü 2 olarak 5 bölü 2 olarak bulmuş olduk ve B şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Evet, yedinci sorumuz şöyle şekildeki paralel raylarda birbirine doğru sabit diyor ve hızla hareket eden T1, T2 trenleri tünele aynı anda girmekleri trenler bu andan itibaren sırasında büyüklüğü A ve 2A ise hızla tüneli aynı sürede e, tamamen terk ediyorlar diyor. Şimdi buradaki e, trenimiz bu trenimiz a ile bu tarafa doğru gitmiş. Bu trenimiz de bu tarafa arkadaşlar 2a ile. Başlangıç hızları her ikisinin aynı. O zaman bu daha hızlı gidiyor. Demek ki bu tren arkadaşlar ne yaptı? Daha hızlı hareketi ivmesi daha fazla. Burada arkadaşlar demek ki bu tren ise biraz daha yavaş gidiyor. Diye. Çünkü ivme ivme hızdaki e, tre, ime nedir? Hız değişimi demektir. O zaman hangileri kesinlikle doğru bakalım. T1 treninin boyu T2 treninin boyundan küçüktür. Şimdi şimdi arkadaşlar T2 treni tabii ki e, hız değişimi daha fazla ama aynı sürede terk ettiği için o zaman T2 T1 tren boyu T2'den küçüktür. Doğrudur. Eğer boyları eşit olsaydı e, ne olur? T2 daha önce treni terk eder. tüneli terk ederdi. O zaman demek ki T2'nin boyu daha uzun ki arkadaşlar daha ne aynı zamanda e, tünelden çıkmış. Evet. İkinci ifade ben tüneli tamamen terk ettiği anda T2 trenin hızı T1 treninden büyüktür. T2 treninin hız değişimi, iğmesi daha büyük olduğu için T2 treninin hızı ne olmak zorunda? Ve, e, diğer ekinden daha büyük olmak zorunda. Doğrudur. İkinci ifademiz kesin doğrudur. T2 treninin boyu tünelin boyundan fazla. Tünelin boyunu biz kıyaslamıyoruz. İkisi aynı anda çıktığı için sadece kendi boylarını ne yapabiliriz? Kıyaslayabiliriz. O zaman üçüncü ifade, üçüncü ifade kesin değildir. Cevabımız o zaman 1 ve 2'dir. O zaman e, C şıkkını işaretlemiş oluyoruz. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.